ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bir önceki videoda birbirinin eminimini artıran, sinerji içerisinde çalışan ve birlikte kullanılması gereken takviyelerden bahsetmiştim. Bu videoda da sizlere birbirinin eminimini azaltan, birbirini negatif yönde etkileyen ve mümkünse aynı anda değil arasında zaman bırakarak kullanılması gereken ilaçlardan ve takviyelerden bahsetmek istiyorum. Bunların en başında magnezyum ve kalsiyum gelmekte. Aslında temel olarak artı 2 değerlikli minerallerin hepsi birbirinin emilimini engeller. Ve bildiğimiz birçok mineral de artı 2 sahip minerallerdir. Örneğin çinko, magnezyum, kalsiyum, bakır, mangan gibi birçok mineral artı 2 değerlikli olduğu için birbirinin emilimini etkilemektedir. Minerallerin emilimi aslında biraz narin birçok şeyden etkilenebiliyor. Bu nedenle aslında yemeklerle de arasında 1-2 saat bırakmak emilim anlamında bizim için avantaj olacaktır. Bu parantezi kapattıktan sonra magnezyum ve kalsiyum ilişkisini biraz daha detaylandırmak istiyorum. Daha önce yayınladığım magnezyum hakkında her şey videosunda özellikle günümüzde magnezyum alımında ciddi bir problem olduğundan, toprakların verimsizleştiğinden ve besinlerin magnezyum içeriğinin azaldığından bahsetmiştim. Bununla birlikte aynı zamanda vücutta magnezyum emilimini azaltan da birçok faktör vardı. Bunlar işte alkol kullanımı, bağırsak emiliminin bozuk olması, kullanılan bazı tansiyon ilaçları, antibiyotikler, alerji ilaçları gibi birçok faktör magnezyumun emilimini de etkilemekteydi. Magnezyumun emilimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de izole kalsiyum takviyesi kullanımı. Günümüzde özellikle menopoza giren kadınlarda kemik erimesinden korunmak adına yıllarca kalsiyum takviyesi kullanımı görmekteyiz. Ancak aslında daha önce yayınladığım kemik sağlığında 3 temel mikrobesin videosunda detaylı bir şekilde anlattığım gibi kalsiyumdan önce vücutta daha önemli 3 bileşen bulunuyor. Bunlar D vitamini, K2 vitamini ve magnezyum. Bir önceki videomda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi D vitamini kalsiyumun bağırsaklardan emilmesini artırır ve böbreklerden atılmasını azaltır. K2 vitamini işte bu D vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlar. İşte K2 vitamini olmazsa ne demiştik? Bu kalsiyum böbrek taşı yapabilir, damar sertliği yapabilir demiştik. Magnezyum da önemli bir kısmı kemikte bulunan en önemli minerallerden bir tanesi ve kemiğin en önemli yapı taşı. İşte aslında kalsiyumdan önce D vitamini, K2 ve magnezyum kullanılsa kemik sağlığı için çok daha faydalı olacaktır. Bunları atladığımız gibi keramet kalsiyum takviyesi kullanmakta olduğunu sanıyoruz ve yıllarca kalsiyum ilacı veya takviyesi kullanabiliyoruz. Zaten D vitamini ve K2 olmadıktan sonra ne kalsiyum bağırsaklardan emilebilir ne de K2 olmazsa kemiklere işlenebilir. Zaten bu ayrı bir soru işareti. Aynı zamanda işte hasper kader akşam yemeğin yanında yediğimiz salatadan alacağımız magnezyumun da emilmesini engelliyoruz. Yani kaş yapalım derken bir yandan göz çıkarabiliyoruz. Aslında bizim kalsiyum almakla ilgili bir problemimiz yok. Yani birçok besinde kalsiyum bulunuyor. Gerek süt ve süt ürünlerinde, gerek tahinde, gerek kuru yemişlerde birçok yerden kalsiyumu alabiliyoruz. Önemli olan siz bunu D vitamini sayesinde emebiliyor musunuz? K2 sayesinde kemikleri işleyebiliyor musunuz? ve kemiğin diğer en önemli yapı taşı olan magnezyumu hayatınıza dahil ediyor musunuz? Yine de ileri derecede osteoporoz riski söz konusuysa ve dışarıdan kalsiyum takviyesi kullanmak gerekiyorsa magnezyumu arasına 1-2 saat bırakarak kullanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Peki şunu sorabilirsiniz ya Mustafa Bey piyasada magnezyum kalsiyum bir arada olan kombinasyonlar bulunuyor diyebilirsiniz. Evet bu kemik sağlığı için etkili mineraller olduğu için piyasada kombine bir arada olan preparatlarda bulunuyor. Ancak benim daha önceki videolarımda da anlattığım gibi temel prensibim. Kaysun'dan önce D vitamini, K2 ve magnezyum doğru bir şekilde kullanmak yine de kalsiyum ihtiyacı söz konusuysa bunu da arasında zaman bırakarak ayrı zamanlarda kullanmayı her zaman önermekteyim. Bir diğer bahsetmek istediğim önemli bir grupta tiroid ilaçları. Tiroid ilaçları birçok takviye ile etkileşime girebilmekte. Bunlar arasında özellikle demir ilaçları veya takviyeleri, kalsiyum ilaçları veya takviyeleri, bir de mide koruyucu olarak kullanılan anti asitler dediğimiz mide asidini bastıran ilaçlar da tiroid ilaçlarıyla birlikte etkileşime girmektedir. O nedenle özel Özellikle tiroid ilaçlarını sabah erken vakitte kullandığımız için ve aynı zamanda demir ilacı veya takviyesi de kullanmanız gerekiyorsa demir takviyesini gece yatmadan önce konumlandırabilirsiniz. Yani demir takviyesi aç karna kullanıldığında emilim daha fazla olacaktır. Sabah aç karna kullanmaktansa tiroid ilacı kullanıyorsanız demiri gece yatmadan önce kullanabilirsiniz. Aynı zamanda magnezyum da kullanıyorsanız yani hem tiroid ilacı hem magnezyum hem demir takviyesi kullanıyorsanız tiroid ilacını yine sabah aç karna alabilirsiniz. Sabah enerji veren bir magnezyum kullanıyorsanız kahvaltıdan 1 veya 2 saat sonra magnezyumunuzu alabilirsiniz. Gece magnezyumu kullanıyorsunuz da gece yatmadan 2 saat önce magnezyumu alıp gece yatmadan hemen önce de demir takviyenizi kullanabilirsiniz. İşte tiroid ilacı kullanıyorsanız diğer takviyelerinizi kullanma zamanı konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Sevgili izleyicilerim çok kısa bölüyorum. Videomu izleyenlerin sadece %20'si kanala abone. %80'i kanalıma abone değil. Sen de bu konulara ilgili biriysen kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsan yeni videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Gelin konumuzu anlatmaya devam edelim. Hazır demir demişken en çok etkileşime giren minerallerden bir tanesi de demir. Özellikle bitkilerden aldığımız nan hem demir dediğimiz hayvansal kaynaklı olmayan demirlerin de birçok şeyden emilimi etkilenebiliyor. Örneğin çay, kahve veya süt ürünleri gibi kalsiyum içeren gıdalarla emilimi etkilenebildiği gibi kullandığımız takviyelerin de veya ilaçların da emilimi aynı faktörlerden etkilenmektedir. O nedenle yeşil çay ekstresi kullanıyorsanız örneğin demirle birlikte kullanmamanız faydalı olacaktır. Yine kalsiyum takviyesi kullanıyorsanız Demirle arasında vakit bırakarak kullanmanız faydalı olacaktır. Aynı şekilde magnezyum kullanıyorsanız veya diğer mineraller kullanıyorsanız da demir takviyesiyle arasında zaman bırakarak kullanmanız faydalı olacaktır. Bir diğer birbirinin eminimini negatif etkileyen moleküller ise B12 vitamini ve C vitamini. Yapılan bazı laboratuvar çalışmalarında B12 vitamini içeren çözeltiye C vitamini eklendiğinde B12'nin yapısının bozulduğu gösterilmiştir. Sonrasında yapılan insan çalışmalarında da B12 ve C vitamini birlikte kullanıldığında bağırsakta birbirinin stabilizasyonunu etkilediği ve emilimlerini negatif yönde etkilediği gösterilmiştir. Zaten biliyorsunuz geçmiş videolarımda da anlattığım gibi ben yutularak kullanılan bir B12 takviyesini hiçbir zaman önermiyorum. Hızlı bir şekilde B12'yi yükseltmenin yolu dil altından emilen preparatlardan geçiyor. Dolayısıyla siz B12 takviyesini zaten dil altı yoluyla kullandığınız sürece bizim mide ve bağırsakla herhangi bir işimiz olmuyor. B12'nin emilimi hiçbir şeyden etkilenmemiş oluyor. Son olarak bahsetmek istediğim mineraller ise demir ve çinko. Şimdi demir ve çinko aslında ikisi de mineral olduğu için birbirinin emilimini etkileyebilme riski olan mineraller. Ancak burada özel bir durum söz konusu. Demir ve çinko eksikliği toplumda genelde birlikte seyrediyor. Bunun da sebebi şuraya dayanıyor. İkisinin de temel kaynağı hayvansal kaynaklar. Tahıldan zengin, bitkilerden zengin beslenen, hayvansal gıdalardan fakir beslenen insanlarda hem çinko eksikliği gelişmekte hem demir eksikliği gelişebilmekte. Yine çocuk larda da demir eksikliği ve çinko eksikliğinin çoğunlukla birlikte seyrettiği gösterilmiştir. O nedenle demir ve çinko'yu bir arada içeren ilaçlarda, takviyelerde bulunabiliyor. Burada özel bir durum söz konusu. Bir parantez açmak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Zeynep Karakaş tarafından kaleme alınan 30 soruda Demir ve Çinko Birlikteliği isimli kitapta şu bilgi yer almakta. Demir ve çinko birbirinin emilimini ancak çinko demirin 5 katından daha fazlaysa negatif yönde etkilemektedir. Ancak onun altındaki oranlarda yani 5 kat ve altındaki oranlarda örneğin demirin daha fazla olduğu durumda veya çinko ile demirin eşit olduğu veya iki kat fazla olduğu durumlarda birbirini negatif yönde etkilemediği gösterilmiştir. Hatta bunun bizim için bazı avantajları da yer alıyor. Demir vücut için aynı zamanda oksidan bir maddedir ve bağırsak epiteli üzerinde tahrip edici etkisi bulunabilmekte. Demir ve çinkonun bir arada olması işte demirin bu bağırsak epitel hücreleri üzerindeki tahrip edici etkisinden ve bağırsak yan etkilerinden korunma anlamında da bize ekstra fayda sağlayabilmektedir. Evet bugün sizlere birbirinin eminimini negatif yönde etkileyen ve bir arada kullanılmaması gereken takviyelerden ve ilaçlardan bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz tarafımca kaleme alan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı okuyabilir. Aynı zamanda beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.